S Max nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Agorafobisis panik bozukluğu, yaygın bunaltı bozukluğu, majör depresif olgular Obsesif kompülsif bozukluk yinelenen veya alışkanlığa dönüşmüş davranış veya hareketler yapma ve bunlara eğilim gösterme durumu, sosyal antisiyete, sosyal fobik bozukluğu ve yaygın antisiyete endişe, kaygı bozukluğu vakalarının tedavisinde uygulanır. Depresyon, majör depresif durumlar ve agorafobili açık alan korkusu veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete, kaygı bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif, saplantı zorlantı, bozukluk gibi anksiyete bozukluklarında kullanılır. Aile hekimi esmak sveçete edememektedir. Bu ilaç sadece alanında uzman bir doktor tarafından yazılabilir ve rapor edilebilir. Aç veya tok karna fark etmeksizin oral yoldan alınız, bol su yardımı ile yutunuz. Çiğnemeyiniz, çiğnediğiniz takdirde ağzınızda acı bir tat bırakacaktır sersemlik hali, duyusal bozukluklar, parestezi ve elektrik şok hissi dahil, uyku bozuklukları, insomnia ve yoğun rüyalar dahil, ajitasyon veya anksiyete, bulantı ve veya kusma, tremor, konfüzyon, terleme, baş ağrısı, diyare, palpitasyon, duygusal instabilite, irritabilite ve görsel bozukluklar görülebilir. Bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.